Sendeyiz. Merhaba, iyi akşamlar. Ateizm Derneği çatısı altında düzenli olarak yaptığımız Bunlar Ateist programına, yayınına hoş geldiniz. Ben Uzay Zuhal. Öncelikle dernek olarak bu yayınların devamı ve düzenlediği için bizi destekleyen Patron ve Croesus destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Siz de bize bu yollardan, bu kanallardan destek olabilirsiniz. Farklı destek paketlerimiz mevcut. Ayrıca düzenli olarak yayınlarımızın devamı için gönüllü sunucular, grafikerler, dernek çatısı altında derneğe destek olacak birçok meslek alanından insan arıyoruz. O yüzden sitemizi takip ederseniz, sitemizdeki ilanlarımıza bakarsanız buralardan başvurular kabul alıyoruz. Bilginiz olsun. Bugün önemli bir yayın. Bugün sevgili Profesör Doktor Cem Say'ı konuk aldık. Birazdan kendisi de yayına bağlanacak ve kendisinin yeni kitabı Yeni Dünya, Yeni Ağ üzerinde konuşacağız. Ayrıca yapay zeka üzerine keyifli bir sohbet olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz şimdiden bir önceki Patreon, geçen ay Patreon ve Croesus'tan bizi destekleyenler için kusura bakmayın. Bugün bizim için önemli ve heyecanlı bir yayın açıkçası. Cem Hoca'yı konuk aldığımız için. Evet, hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok sağ olun çağırdığınız için. Çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığınız için. Umarım iyisinizdir. Hocam mümkün değil ama sizi tanımayanlar için kısaca sizden biraz bahsedin. Cem Say kimdir, neler yapar? Cem Say Ankaralıdır. Lise sonlarına kadar, yani liseyi de Ankara'da bitirdikten sonra babasının Boğaziçi Üniversitesi yaz, çünkü ben artık emekli olup İstanbul'a taşınmak istiyorum demesi üzerine üniversite seçimi olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini yazmıştır. O gün bugündür de Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, işte önce uzun yıllar öğrenci, ondan sonra daha da çok uzun yıllar öğretim elemanı olarak varlığına devam etmektedir. Hocam, eğitim hayatınızı, kariyerinizi bu konulara çevirme, adapte, neredeyse hayatınızı bunlara adama fikri ne zaman başladı? Çok merak ediyorum. Şimdi bunlar dediğimiz şey bilgisayar tabii öncesinde. Ondan sonra doktora aşamasına geldiğimde de yapay zeka. Ondan sonra da ona şey eklendi, bilgisayarın kuramsal temelleri, yani bilgisayarın nasıl çalıştığına ilişkin matematiksel bir bilim bölümü var, ona odaklandım. Bilgisayar mühendisliği, bu demin bahsettiğim Ankara'da lise bitiyor, üniversite seçimi yapılacak aşamasında bir komşumuz vardı, mühendis bir abimiz vardı, yani ofisi bizim evde, yani bizim dairenin komşusunda onun ofisi vardı. Ona danışmaya gittim. Yani o sırada puanı en yüksek olan öğrenciler genellikle tıp bölümlerini yazıyorlardı ama ben doktor olmak istemediğimi biliyordum. Artık puanı en yüksek olanlar bilgisayar mühendisliğinden yazıyorlar. Neyse, tıp da tabii hala çok yüksek puanlı da bilgisayar mühendisliği şimdi hak ettiği yere daha yerleşti. Neyse, o abimizle bir konuşma yaptım. Orada işte makine mühendisi olursam işte yağ bulaşır ve inşaat mühendisi olursam arazide toz falan. Bence en güzeli bilgisayar. Oturuyorsun masada rahat falan gibi. Bana da böyle bir resim çizdi. Allah'tan bu kadar hani saçma bir mantığa rağmen tam benim şeyime uygun, yani yapıma uygun, çok çok sevdiğim bir şekilde bu meslek o şekilde denk gelmiş oldu. Ben de işte en üstte Boğaziçi bilgisayar mühendisliğini yazdım. Ve de meğerse tam bana göre bir meslekmiş. Bu mesleğin birçok değişik tarafı var. Yani bizim mezunlarımız işte bankalarda da çalışabilir, birçok başka şeyler de yapabilir. Hele de günümüzde bilgisayar sistemi geliştirmek ya da onları yürütmek, tabii çok yani sayısız uygulama alanı var da. Yani ben sonlara doğru, özellikle yüksek lisans, doktora falan aşamasında, yani akademisyen olmanın birkaç yararı olduğunu kendi kafamca hesapladım.
Aslında birazcık onlar da şeye benziyor. Yani bu demin bahsettiğim lisans meslek seçimindekine benzer bazı saçma unsurların bir araya gelip güzel bir sonuç çıkarması şeklinde oldu. Akademisyen olursan oldukça rahat ediyorsun. İşte alıştığın okul ortamında kalıyorsun. Boğaziçi Üniversitesi, yani üniversite ortamı çok bana göre uygun bir ortam, harika bir ortam zaten. Yani uzunca bir süre daha öğrenci gibi devam ediyorsun. Bundan iyisi can sağlığı. Üstelik o 4 yılda öğrendiğinden çok daha fazlasını da öğrenmek zorunda oluyorsun. Ben de yani yeterince öğrenmediğim hissi vardır bende hep. Daha fazla öğrenmem için işte ne güzel, daha yıllarca bunu daha çalışmam lazım dedim. Akademisyen olayım dedim. Akademisyen olunca da konu olarak bilim kurgu meraklısıyım ben çok gençliğimden beri. Bizim mesleğin o sırada da aslında şu sırada da bilim kurguya en yakın tarafı bu yapay zeka işleri tabii. Ben de yapay zekaya sardırdım. O sırada danışman hocam da yapay zekaya merak sarmıştı aynı şekilde. Onunla bir problem üzerinde çalışmaya başladık. Yani bana bir problem verdi açık söylemek gerekirse. O da bir makalede görmüş. Ben onun üzerine çalışmaya, düşünmeye başladım. İşte yıllarca o problem. Sonra o problemi düşünürken benim aklıma gelen başka bir problem falan üzerinde çalıştım. Sonra fark ettim ki ben aslında daha çok matematik yapıyorum. Çünkü demin de dediğim bilgisayar mühendisliğinin böyle bir sürü uygulaması olmakla beraber bir de her bilimin temelinde, ortasında, çekirdeğinde bir matematik var ya. Ben aslında bilgisayarların nasıl çalıştığının, ne yapıp ne yapamayacaklarına ilişkin bir tür matematik alanı üzerinde çalışıyorum. Yani ve bu beni çok heyecanlandırdı. İşte doktora tezimde mesela işte o üzerinde çalıştığımız sistemin bir şeyi yapamayacağını ispatlamayının temeline attım diyeyim. Sonra 10 yıl daha uğraşıp onu ispatladım filan. Hem yapay zeka konusunda o sırada Türkiye'de de yeniydi bu işte. İşte ilk Türkiye'de tez yapan, yurt dışında yayın yapan, Türkiye'den çalışarak yurt dışında yayın yapan kişilerden biri oldum. Hem de işin bu şekilde teorik tarafını da gördüm. Bilgisayarların ne yapıp ne yapamayacağı meselesi çok çok ilginç. Yani felsefi tarafı da olan ama bir yandan da böyle sert matematikle alakalı olan bence çok heyecanlı. Yani şimdi söylerken bile heyecanlanıyorum. Acayip heyecanlı bir şey yani özellikle matematik seven birisiyseniz. Yani işte son 15-20 yıldır da ona odaklanmış olarak devam ediyorum. Bilimsel serüvenim böyle gidiyor. Hocam bilim kurgu aşkının sizi bu noktalara taşırması, getirmesi yani beni de kişisel olarak anlatırken heyecanlandırdı. Bilim kurgu meraklıları da eminim heyecanlanmıştır. Ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bilim kurgunun başarılı ya da başarısız her anlamda üretimlerini. Şey merak ediyorum, sizin mesela bilim şu an bu bilgi düzeyinde, bu farkındalıkta bilim kurgu yapıtlarını izlerken deneyimlerken, oyunlar da var bu arada, video oyunlar, bilmiyorum hiç deneyimlediniz mi? Detroit Become Human gibi oyunlar da var. Yapay zeka konulu oyunlar. Ya da işte bilinç kazanmış robotlar, yapılar, formlar. Ya bunlar sizi tatmin ediyor mu? Yoksa hani böyle şey, kendinizi hala onlara kaptırabiliyor musunuz? Yoksa eleştirel taraftan mı illa onları deneyimliyorsunuz? Merak ediyorum. Sinema için de geçerli. Yani tabii bilim kurgu seyredeceksen ona İngilizce suspension of disbelief diyorlar. Yani yok artık bu da olmaz hissinin bastırılması Türkçesi herhalde. Yani önce zaten öyle bir şekilde yani yoksa olmaz yani öyle gireceksin. Ama bazı bilim kurgucular da yani sanat manat tamam da yani hakikaten lise düzeyinde temel herkesin zaten bilmesi gereken temel fen bilgilerini, hani yer çekimiyle falan ilgili temel şeyleri bilmeden yapılan şeylere, özellikle uzay filmleri benim merakım. Orada kızıyorum yani. O sırf sanat olsun diye öyle olmaz yani. Tam tersine orada asıl çok enteresan, fantastik yani bilimin dediği şekilde çekersen o sahneleri çok daha güzel olur. Ona özen göstermek lazım. Yapay zekasal meselelerde de öyle. Dediğim gibi şeyde de işte
uzay maceralarında böyle. Yani belli bir saygı gösterirse gerçeğe, bilime, bir de yaptığı işe, o zaman tabii ki aradaki saçmalıkları sineye çekeceksiniz. Yok eğer kendisi cahilse bize de sanat diye resmen yanlış bir şeyi yutturmaya, yani çok bariz yanlış bir şey, ilkokuldaki çocukların bildiği yanlış bir şeyi yutturmaya çalışıyorsa, o zaman da ona kızıyorum yani. Dün bir Çin filmi seyrediyorduk birkaç saat. Çok yorgun olduğum için kanalı değiştiremedim. Yani işte güneş bir nedenden ötürü patlıyor mu? Yani güneş birkaç yüzyıla kadar patlayacak. O yüzden dünyayı kaçırıyorlar. Dünyaya bir sürü roket takıp dünyayı başka bir güneş sistemine doğru götürüyorlar. Tam Jüpiter'in yanından geçerken Jüpiter'in yerçekim kuvveti artıyor. Dünya onun üstüne düşmeye başlıyor. Yani hepsi iyi de Jüpiter'in yerçekim kuvveti neden durup dururken arttı? Yani neyse, belki de filmin sonunda anlatıyordur. Ben yarısında artık sıkılıp kapattım. Yeter diyorum. Hocam fantastik kurgu da var işte. Yani fantastik iş yapıyor. Ona çok tahammül edemiyorum. Evet, yani Harry Potter haricinde öbür hani işte şey devler, o ne elfler mi ne, onlarla pek aram yok yani. Bilim kurgu daha lezzetli. Bir de zaten genel bir şey var ya, yargı, laf. Şu an unuttum kimindi. Bilimin kendisi zaten yeterince romantik bir şey. Evet. Öyle yani, bir söz var. Evet yani hani bunun üzerinden çok kurgunda cılkını çıkarmaya amiyane tabirle gerek yok. Zaten bilimin kendisini baz alarak çok güzel işler yapabilirsiniz. Çok romantik, çok etkileyici işler yapabilirsiniz. Siz her gün etkileniyorsunuz ki bu kadar bizi de etkileyecek işler yapıyorsunuz. Mesela son kitabınız Yeni Dünya Yeni Ağ. Bilgiyi yeniden işliyorsunuz. Ya bu kitapta temel amacınız neydi? Bilgiyi her yönden işlemişsiniz, her açıdan. Ama siz nasıl tanımlıyorsunuz bu kitabınızı? Şimdi ben 2 sene önce de başka bir böyle popüler bilim kitabı yazmıştım. 50 Soruda Yapay Zeka adında. Orada da yani yapay zeka ama bir yandan da bilgisayar denen şeyin kuramı. Bu demin bahsettiğim bilgisayarlar neler yapabilir, neler yapamaz meselesinin tartışması. Popüler anlamda bu bildiklerimi anlatmaya çalışmak çok hoşuma gitti. Çünkü hem Türkçe anlatmış oluyorsunuz. Malum Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler İngilizce oluyor. Türkçe anlatmaya çalışmak, onun Türkçe işte karşılıklarını bulmak yoksa üretmek filan. Bir de bunu herkesin anlayacağı şekilde anlatmak güzel oluyor yani. Ben sevdim. Bu kitabı da işte 50 Soruda Yapay Zeka'da bilgisayarcıların, biz bilgisayarcıların, bilgisayar mühendislerinin, çok sevdiğim meslektaşlarımın dünyaya, insanlığa bir hediyesi daha var. Yapay zeka hediyesi işte bir kısmı geldi, bir kısmı daha gelecek ama bu herkesi birbirine bağlayan bilgi ağı, işte internet ve onun üstüne konulan bilgi akışını, dünyanın bir ucundaki bir insana aynı ilgilere sahip bambaşka bir ucundaki eski çağlarda hiç buluşmaları mümkün olmayacak başka bir insanla bağlama, insanları, kitleleri çok enteresan şekilde hareket et. Bazen saçma işlere itme, bazen iyilik için organize etme imkanını veren o ağı da bilgisayarcılar ortaya koydu. Onu da anlatayım diye başladım ama işte onu anlatabilmek için hocalık alışkanlığı gereği önce o nereden geldi? Onun altındaki temel fiziksel kavramları kim nasıl keşfetti filan deyince internete gelene kadar bir 150 sayfa boyunca ta atomlardan filan madde atomlardan mı oluşmuştur yoksa sürekli midir sorusundan başlayarak fiziğin bir özetini vermek gerekti. Ve ilginç bir şekilde yani bunun daha önce bu seviyede popüler bilimde pek anlatıldığını sanmıyorum. Yani bir noktada fizikçiler bilgi dediğimiz şeyin de fen bilimlerinin bir konusu olduğunu anlıyorlar. Yani biz bilgi diye kendi aramızda konuşuyoruz ama bu bilgi nedir? Bu bilginin hakikaten ölçülebilir. Yani fiziksel bir tür nicelik gibi bir şey olduğunu fizikçiler oldukça sürprizli bir sürecin sonucunda keşfediyorlar.
Bunu keşfettiklerinde böyle bir anda insanlığın gözünün önünden bir hani ne derler perde kalkmış gibi oluyor. Bir sürü bilim aslında bu bilginin değişik şekillerde değişik sistemler tarafından işlenmesi, bilginin ortaya çıkması filan gözüyle bakıldığında daha güzel anlaşılır. İşte evrim denen şey de bir sürü programın denenip en iyi başaran programın hayatta kalması ve kopyalarını üretmesi falan gibi tamamen bilgisayarcıların anlayacağı bir terminolojiyle anlatılabiliyor mesela. Ekonomi deseniz zaten öyle. Bu para dediğimiz şey bir tür bilgi ağı falan. Yani bir dakika dedim. Yani burada bilim kurgunun yanı sıra bir popüler bilimi de Carl Sagan'ı falan da okumaya gençliğimden beri çok severim. Bu burada hani temelde her şeyin aslında bilgi denen şeyin işlenmesi, tutulması, kullanılması üzerinden anlatıldığı bir genel popüler bilim kitabı. Yani bilim nedir? Bilim dünyaya bakışımızı nasıl etkiliyor? Her şeye bu gözlükle, bilgisayarcı gözlüğüyle bakarsak ne görürüz? Gibilerden böyle biraz daha ulvi konulardan bahseden bir kitap yazayım dedim, ortaya bu çıktı. Ben kişisel olarak teşekkür ederim size. Çünkü yani felsefe eğitimi aldım. Evet, felsefe sözel değil ama bizi de o sınıfa koyarlar yani. Çünkü sizin terminolojinize çok hakim değiliz. Biyolojinin terminolojisine hakim değiliz. Fiziğin değiliz. Sizin alanınızın hele hiç değiliz. Hani haşır neşir değilsek kişisel olarak bilgisayarla. Ben sizin kitaplarınızı, her iki kitabınız için de bu arada, 50 Soruda Yapay Zeka da dahil, son kitabınız Yeni Dünya Yeni Ağ'da, hiç zorlanmadım. Anlatım şekliniz çok akıcı. Yani ben mutlu oluyorum. Bence hedef bu olmalı her alanda. Sağ ol. Doğru aktarım, yalın dille ve kayıpsız aktarım. Siz bunu yapmışsınız. Eminim kayıpsızdır. Çok emin. Kendimi iyi hissettim yani sizin kitabınızı okuduktan sonra. Kişisel olarak şunu merak ediyorum. Siz felsefe takip ediyor musunuz? Felsefe okuyor musunuz? Güncel olması şart değil. Belli ki bilginin yani belli ki epistemoloji üzerine çok fazla okuma yapmışsınız. Onu hissediyorum zaten. Bir de özellikle bunu kişisel olarak sormak istedim. Sağ olun. Ben bilişsel bilim, cognitive science, bilişsel bilim diye bir şey var. Boğaziçi Üniversitesi'nde değişik bölümlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bilişsel bilim lisansüstü programımız var. Bilgisayar mühendisliği, dil bilim, psikoloji ve de felsefe ile başladık. Onun ortaya çıkışı, yani onun kurucularından da biriyim ben. Ve orada tahmin edebileceğiniz gibi hani başladığımız yıllarda en büyük sorunumuz birbirimizin ne dediğini anlamaya çalışmak oldu. Yani biz mesela dil diyor birisi ama onu bu dört departmandan insanlar başka şekilde anlıyorlar. Çünkü dil derken benim aklıma başka bir şey geliyor bilgisayarcı olarak filan. O anlamda bu orada bulunmak, yani o programın formüle edilmesi için çalışmak felsefecileri, tabii işte bu zaten zihin felsefesi denen şey doğrudan yapay zeka tartışmalarıyla alakalı bir şey. Orada mesela Daniel Dennett vardır, Güven Güzeldere hocamız vardır, ünlü zihin felsefecileri. Onlar da Boğaziçi'ne gelip bu konuda bize yardımcı oldular. Yani böyle felsefecilerle en azından uzun yıllar konuşarak birazcık yontulmuş olabilirim, öyle diyeyim. Ya yani, estağfurullah yoğuntulmaktan ziyade ben yani bunu hakim zaten kendi alanınız artık yani zaten epistemolojinin geldiği nokta artık yani 2000 yıl önceki gibi değil hani bilgi var mı bilginin imkanı artık bunları aşıp bunu elimizdeki teknoloji ile onun gözünden anlatmak ve bunu yapay zekaya bağlamak. Yani bu artık benim için yeni bir alan, ilerlemiş bir yer. Bu konuda kendimi çok eksik hissediyordum. Sayenizde biraz şu an bir şeyler bildiğimi hissediyorum. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Şunu sormak istiyorum. Bilgisayar, yazılım. Bunlar söylendiğinde ilk herkesin aklına yani en azından Türkiye genelinde diyeyim. Hani ilk hackerlık geliyor. Neden yapay zeka bu kadar sizce? Tabii ki şu an çok daha bir 10 yıl öncesine göre çok daha ön planda ama neden ilk herkese hackerlık yapabiliyor musun?
Şu hesabı açabilir misin bana, alabilir misin? Yani bilgisayar deyince neden biz hala buradayız? Çok geride hissediyorum bu konuda bizi. Hakkı güzel soru. Bilmem belki filmlerde filan bilgisayarcıların genellikle o işlerle uğraşmasından olabilir. Evet. Muhtemelen yani insanın aklına ilk gelmesi örneklerini en çok ondan gördüğü için. Bir de tabii insanımız hackerlığa aslında çok müsait. Hacker ne demek? Yani bir sistemin kurallarını anlayacaksın. Ondan sonra o kurallar içinde işin suyu nasıl çıkarılabilir? Evet. Bunu bulacaksın. Yani aslında oldukça şey bir yani ilginç bir şey. Aslında her mühendisin tasarlamakta olduğu sisteme o gözle de yaklaşması lazım. Bu kurmakta olduğum düzenek nasıl berbat edilebilir? Abuse etme. Evet. Evet. O açıdan tabii biz şeyiz yani bu da ilginç bir konu. Buna da bakmak lazım. Yani hackerlar da doğru yani bu ekosistemin olmazsa olmaz parçaları öyle diyeyim. Muhakkak, muhakkak ama hani yazılım deyince ilk bugün çünkü bunu yaşadım. Bu hani yayını yapacağımı bahsettim bir arkadaşıma. Sizin yani hani bu alanlarla çok ilgili biri değil ne hackerlık mı konuşacaksınız dedi. Onun bile ilk söylediği. Hayır yapay zeka konuşacağız. Çok basit tabirle. Hiç bilmeyenler için hani bizi ilk defa izliyorlar. İlk defa yapay zeka ne hiç okumamışlar. Böyle insanlar olabilir. Yapay zeka sizin için nedir? Hey, I'm Zach and I'm Jesse. Yapay zeka bilgisayarlara ya da işte genelde makinelere ama tabii ki o işi yapan makinenin içinde illaki bir bilgisayar gibi bir şey olması lazım. Makinelere insan beyninin yaptığını gördüğümüzde şaşırmadığımız işleri de yaptırabilmeye çalışan mühendislik dalıdır. Yani zaten makinelerin mesela bizim kol gücüyle yaptığımız bir takım işleri yapmasına alıştık. Ama hani düşünerek yaptığımız başka bir takım işler de var ya, işte konuşmak, görüp anlamak, şiir yazmak falan. Yani beynimizle yaptığımızı düşündüğümüz işleri de makinelere yaptırtmak diye özetlenebilir. Bunun yani tabii bunu mükemmel şekilde başarırsak bir tür yapay insan gibi bir şey de ortaya çıkarabiliriz. Bu da işte bir sürü enteresan bilim kurgu hikayesine veya tartışmaya yol açabilir. Ama temelde öyle ya da böyle düşünceyle ilgili işleri de yapabilen makineler üretmeye çalışan mühendislik dalı diyelim. Bu kadar basit ve anlamsız görünen bir soru soruyorum. Evet, çünkü inanır mısınız yapay zekanın ne olduğunu bilmeyen insanlar var maalesef. Gönül ister ki evet herkes bilsin. Herkes mesela Cem hocanın kitaplarını okusun ama oradan buraya bağlamak istiyorum. Sizce yapay zekayı genel en büyük gözünüze çarpan en çarpık yanlış yaklaşım ne? Algı ne? Sizi rahatsız eden. Yani artık giderek azalıyor çünkü hakikaten yani yapay zeka lafı çok fazla geçmeye başladı. İnsanların bir şeyi var, bu konuda bir fikri var. Devletimizin bu konuyla görevlendirilmiş bir işte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ydi yanlış hatırlamıyorsam adı. Bir birimi var, işte üniversiteler yapay zeka mühendisliği diye bilgisayar mühendisliği Evet. programlarının altında lisans programları açılmaya başladı. Yani giderek bu konuda insanlar bilinçleniyor. Benim yani sorunuza cevap olarak beni geçtiğimiz yıllarda artık çok fazla değil de geçtiğimiz yıllarda aslında tabii o da normal. Yani yapay zeka yapmaya çalışıyorsun ama şunu asla yapamaz makina diye iddia eden insanlar benim ilgimi çekerdi. Yani ne kadar uğraşırsan uğraş şunu yapamaz. Yani bir adamın biri bana kesinlikle Kasparov'u satrançta yenemez diye iddialaşmıştı 1997'de Kasparov'u yenmesinden 3 ay önce. Yani çünkü insanların kendilerinin bir beyinleri var ya, yani beyin işi konusunda o yüzden herkes kendisini uzman hissediyor. Doğal olarak yani sonuçta biz bunu yapıyoruz. Yani bunu yapmak için evrilmiş yaratıkları. Ama tabii ki hani makinenin ne yapıp ne yapamayacağı konusu o benim alanıma geliyor. Yani tam benim yıllardır makineler neler yapabilir neler yapamaz konusunu çalışıyorum ben.
O yüzden bana gelip makine şunu yapabilir, bunu yapamaz diye ahkam keserken dikkat etmek lazım. Artık ama çok olmuyor. Artık öteki tarafa doğru hata yapılmaya başladı. Yani yapay zekayı bu sefer de her şeyi yapabilir. Hala bunu yapamıyor mu filan diye, nerede kaldınız filan diye öyle kızmaya başlayanlar başladı. Evet, her şeyin çok çabuk olmasını istiyoruz. Yani. Evet. Hocam sorularıma devam edeceğim. Ama seyircilerimizden de sorular geliyor. Dilerseniz bir tanesini şöyle gazeteci dostumuz Gökhan Özbek Cem Bey'e sorun var demiş. Acaba yapay zeka ile gazetecilik mümkün mü? Hatta yorumlama, analiz etme de ekleyebilir miyiz diye bir soru sormuş. Şimdi her mesleğin olduğu gibi gazeteciliğin de, yani işte mesleğe girdiğinizde ya da bir yayın basın kuruluşuna girdiğinizde size yapmanız istenen şeyleri bir düşünün. Yani bir takım değişik görevler var ya bu meslek sırasında insanın yapması gerekebilecek. Onların bazılarını şimdiden yapay zekaya yaptırabiliyoruz. Mesela işte bir maçı, tenis maçını ya da işte masa tenisi maçını izleyip tırnak içinde, ondan sonra da onun hakkında bir spor sayfasına bir haber yazan, özetini yazan, işte birinci seti şu kazandı, işte kaç kaç olduğunu falan filan, anlatabiliyor muyum? Onu tırnak içinde yazan programlar var. İngilizce için, ama bunu yani Çince için de var galiba. Türkçe için yapmak da hiç zor değil. Ya da işte hava durumu tahminlerini otomatik olarak veriyi işte meteorolojinin sitesinden alıp bunu işte haber spikerinin okuyacağı hale programın kendisi getiriyor. Yani o redaksiyonu arada bir insan yapmıyor. Bunu yapabiliriz. Yani böyle otomatikleştirilmesine kimsenin pek şaşırmayacağı işleri zaten şimdiden otomatikleştirmiş durumdayız. Yorum demiş ama Gökhan Bey. Yavaş yavaş o konuda da aslında beni de şaşırtan bir bazı gelişmeler oluyor. Belki duymuşsunuzdur, bu GPT-3 diye yazılan, ben bazen GPT-3 diyebilirim İngilizce olduğu için. Bir program, bir sistem geliştirildi. Buna İngilizce milyarlarca metin okuttular. İnternetteki bütün metinleri okudu gibi düşünün. Ve yaptığı şey de tıpkı sizin cep telefonunuzda hani birkaç şey yazdığınızda, bir mesaj yazıyorsunuz diyelim arkadaşınıza, önce yazdığınız birkaç kelimeden sonra bir sonra yazacağınız kelime için size 3 tane öneri gösteriyor ya, şu kelimelerden sonra bu kelimeler gelir istatistiğini toplamış ya, işte bu GPT-3 de o şekilde milyarlarca sayfa internet okuduktan sonra İngilizce'de işte şu cümlelerden sonra bu metin nasıl devam eder sorusunu oldukça bazen insanı şaşırtacak kalitede yanıtlayabilen bir program gelişti. Anlatabiliyor muyum? Mesela yani siz bir Harry Potter kapıdan içeri girdi. Karşısında korkunç bir manzarayla karşılaştı diye bir başlangıç cümlesi yazıyorsunuz ve gerisini o getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da onu işte tetikliyorsunuz. Yani haberin, bir haber uyduralım. Onun ilk birkaç cümlesini siz giriyorsunuz ve de olumlu şekilde devam etmesi gerektiğini de siz vurguluyorsunuz. Evet, sizi olumlu bir şekilde onu devam ettiriyor. Bunu mesela bu alışveriş sitelerinde ben bu ürünü çok beğendim tipinden olumlu sahte ürün yorumları üretmek için kullanabilirsiniz. Hatta yani dikkat edin, bu iş bunun için kullanılabilir diye yapanlar da uyarıyorlar. Ya da bu şekilde sahte haberler üretmek için kullanabilirsiniz. Özellikle böyle şeyleri zaten yarım akıllı oldukları için anlamakta, doğruyu gerçekten ayırmakta güçlük çeken insanlara yönelik propaganda metinleri üretmek için bunları kullanabilirsiniz. Falan filan. O anlamda yani bunu işte filanca yorumcu nasıl yorumlardı diye sorup o yorumcunun genel terimlerini, kelimelerini filan kullanarak verdiğiniz birkaç cümlelik bir şeyi sürdürüp bir yorum üreten bir programda üretebilirsiniz. Henüz Türkçe için bu yok. Çünkü bayağı maliyetli bunları eğitmek. Ama Türkçe için de gayet rahat yapılabilir.
Bir örnek vereyim. Eminim haberiniz vardır. The Guardian gazetesi için makale yazdı yapay zeka. Sizi yok edeceğim Evet, başlıklı. bu bahsettiğim programa yaptırdılar onu. Evet, yani ona şey yapmışlar. Merak etmeyin, ben yapay zekayım ama size kötülük yapmayacağım gibi cümleleri başına girmişler. Ondan sonra devam et demişler. O da işte buradan aldığı ipucuyla bu minval üzerine arka arkaya paragrafları sıralamış. Hatta böyle 5-10 tane değişik yazı yazmış. Onlardan en beğendikleri paragrafları editörler alıp yapıştırmış. Evet. Ben Reci'den şey rica edeceğim. Benim görüntüm ayna görüntüsü düzeltirseniz Cem Hoca'nın iki kitabını da göstermek istiyorum buradan. Zoom kullanıyoruz. Ben Zoom'a çok alışkın değilim. Kusura bakmayın. Twitch yayıncısıyım. Biz pek Zoom kullanmıyoruz. Onun dışında şundan şeyi örnek verecektim bir de. Twitter'da bir tane, birkaç tane hatta hesap açıldı. Öncelikle pardon, şunları galiba düzeltmiş Reji. Göstereyim. Düzeltememiş Reji. Tamam. Twitter'da bir iki tane hesap açıldı hocam. Yapay zeka yani yapay zeka tweet attı. Hatta yapay zeka kendisine atılan mentionlarla bir şeyleri öğrendi ve bir anda böyle homofobik, Evet. ırkçı, Hitler aşığı tweetler atmaya falan başlamıştı. Çünkü öğrendiğini pişirip Evet. harmanlayıp sunuyor. Yani burada mesele öğrenme. Bu derin öğrenme olayını bize böyle biraz açıklar mısınız? Nedir bu? Siz de benim kitapları gösterebiliyor musunuz sanıyorum Evet, bu arada. evet, evet. Derin öğrenme dediğimiz şey bilgisayara bir sürü örnek gösteriyoruz. Mesela İngilizce'den Fransızca'ya tercüme yapmayı öğretmeye çalışıyoruz bilgisayara. Kanada Parlamentosu'nun görüşmelerinin tutanakları bu iş için genellikle kullanılıyor. Çünkü onlar da mecburen her şeyi hem İngilizce hem de Fransızca yazmak zorundalar. İşte bak, İngilizce cümle bu, onun Fransızca karşılığı bu. İngilizce cümle şu, onun Fransızca karşılığı şu diye elimizde yüz binlerce, milyonlarca örnek var. Bu sistemler genellikle böyle çok 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 sayıda örnek olursa iyi çalışıyorlar, iyi öğreniyorlar. İnsanlar öyle değil mesela. İnsanlar çok daha az örnekten öğrenebiliyorlar şimdilik. Derin öğrenme sistemleri bu elinizde bu şekilde eğitim için kullanabileceğiniz bol miktarda veri varsa bunu gördüğünde cevap olarak bunu yapıştır tipinden cevap yapıştırma mekanizmasını öğrenebiliyorlar. Demin bahsettiğiniz Microsoft şirketinin rezil olmasına yol açan Pay, evet, adlı programda da işte o tweet atacak, karşılığında insanlar ona cevap verecek, tweetleşecek yani karşılıklı. Ha, demek ki böyle bir laf gelirse ona böyle bir cevap verilirmiş diye demin anlattığım mantığa oranla o öğrenecek diye düşündüler ama insanların ne kadar kötü olduğunu unuttukları için yani bir sürü insan bu şey zavallı programı raydan çıkarmak için işte dediğiniz gibi cinsiyetçi işte Trump gibi konuşan Evet, veya işte Hitler çok iyi yaptı eline sağlık falan gibi evet. şeyler diyen binlerce on binlerce tweet atınca o da ha demek ki böyle deniliyormuş diye öğrendi ve bu olay 24 saat içinde oldu yani. Bir Evet, gün evet. geçmedi yani. Hemen öyle saçmalamaya başlayınca da kapattılar. Yani emekleme dönemleri belki ama tatlı yani hani esprili güzel. Bir de insanoğlunun bir şeylerin nasıl hemen suistimal edebildiğini Tabii. görmek güzel Hacker işte. deneyimler bence. Evet. Onlar hacker bu O, demek. evet, değil mi? Manuel yani herhangi bir yazılım dili bir şey öğrenmeden hackleyebiliyor mantığını çözdüğü için. Peki buna çok büyük bütçeler gerekir mi? Yapay zeka geliştirmekten bahsediyorum. Şimdi demin dediğimiz en son kullandığımız bu GPT-3 örneği gerçekten parayla yapılacak bir şey. Yani onu o eğitme işi demin dediğim o algoritma şimdi çok fazla örnek üzerinde çok 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 fazla işlemci gücüyle çalışan bir algoritma. Yani benim şimdi evde yapabileceğim bir şey değil. Ama hani
rahatlıkla Türkiye'de o iş için para var. Yani anlatabiliyor muyum? Bir yere yeterli var. Fon verilirse birileri yapabilir. Öte yandan pahalı bir iş mi diye sordunuz ya, bunu hep vurgulamak istiyorum. Yani bilgisayar mühendisi yetiştirmeye yapılan yatırım bir ülkenin yapabileceği şu sıralardaki en akıllıca yüksek öğrenim yatırımlarından biri. Çünkü bu bilgisayar mühendisi yetiştirmek, ne bileyim hani roket bilimci yetiştirmek falan gibi değil. Bilgisayar mühendisi gerçekten az bir donanımla, az bir harcamayla elde edilebilecek makineler üzerinde yetiştirilebiliyor. O becerilerin işte biz veriyoruz okulda ya da zaten bedavaya internetten bir sürü bu teknikleri anlatan hocalar var. İnternetin güzelliklerinden bir tanesi de o, artık cahil kalmanız mümkün değil. Bedavaya bir sürü ders dolaşıyor ortada. Ve ondan sonra büyük bunu değere çevirebiliyorlar. Yani bizim resmen benim geçmiş yıllarda öğrencim olan birkaç isim sayabilirim size. İşte sonradan kurduğu şirketi 850 milyon dolara sattı falan. Yani öyle şeyler yapabiliyor. Bunlar pahalı mı? Hayır, o anlamda pahalı değil. Bu kaynaklarımızı aslında gayet akıllıca kullanırsak az bir yatırımla çok dönüş alabileceğimiz bir saha, öyle değil. Yani çok ya verimli olduğu açık. Çünkü geleceği, yani hani bunu zaten siz kitabınızda belirtmişsiniz ama hani bu işin geleceğini kestiriyorsunuz zaten. Tahminleriniz var ve tahminlerin ötesinde zaten kendi işiniz gereği gördüğünüz şeyler var. İşin içindesiniz. Ne kadar büyük bir geri dönüşüm olacağı ortada. Ama sizce peki Türkiye'de var mı buna yatırım yeterince? Kim ne yapıyor? Şimdi genelde yazılım, bilgisayar falan gibi genelde konuşabiliriz. Yapay zeka diye özelde de konuşabiliriz. Türkiye'de yazılım üretmenin, işte dijital ekonominin daha içindeki şirketler kurmanın, mesela oyun şirketi acayip 1 milyar dolardan fazla bir paraya bir uluslararası oyun şirketine bir İstanbul'daki bir şirket satıldı geçtiğimiz aylarda, yani 1 milyar 200 milyon dolar mı ne, öyle bir şeye satıldı. Ne yaptılar? Oyun. Yani çok iyi oyunlar kodladılar. Yani bu demek ki bu Türkiye'de olmuş. Üstelik birkaç genç bunu akıl etmiş. Dünyada 100 milyonlarca insana ulaşmışlar. İnsanlar bunu oynamış. Ve de vay burada iş var diyen o büyük şirket de bunları almış. Bu görüldüğü gibi bu Türkiye'de olabiliyor. Ama Türkiye'nin bütün sistemi bunun daha da çok olması için çalışıyor mu derseniz hayır. Çünkü işte mesela bu örnekte dünyadaki o bir sürü müşteri böyle bir şirketin varlığından nasıl haberdar olmuş? Facebook'ta filan reklamlarını gördüğü için haberdar olmuş. Başka nasıl olacak? Oysa bizim ülkemizde sanıyorum birkaç aya kadar Facebook'a şirketlerin, yani bu bahsettiğim gibi şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Evet, onu konuşacaktım. Benim işim o. Ben dijital pazarlamacıyım. Siz benden iyi biliyorsunuz yani. Biz sürekli böyle kendi ayağımızı sıkmazsak bu işleri daha iyi yapabiliriz yani. Onu demek istiyorum. Birkaç ay sonra işsiz kalacak mıyım falan diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle, siz sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Ben bundan çok memnunum. Bilim insanları sosyal medyada olsun yani. Hani biz bir 4-5 sene önce hasrettik açıkçası. Ya da böyle 6-7 yıl önce Twitter. Gelmiyor mu sesim? Ses deneme. Pardon. Kusura bakmayın, bir teknik problem yaşadım. Şu an galiba geliyor sesim. Kusura bakmayın. Yani hani sizi ilk sosyal medyada bulmak bizim için değerli. Çünkü elbette size gelen mailleri muhakkak cevaplıyorsunuzdur ama günlük olarak olayları sizden yorum dinlemek, okumak bizim için çok değerli. Aynı şekilde sosyal medyayla ilgili yorumlarınızı da takip etmişim son dönem yasayla ilgili. Siz sosyal medyaların, platformların algoritmalarını takip ediyor musunuz? Bunlarla ilgili bunu böyle kendinize göre kullanıyor musunuz? İşinizi, hani bilginizi paylaşmak için sizin için bir dönemi bu. Merak ediyorum. Yani kendimi daha
yaygınlaştırmak için onları inceliklerini kullanıyor mu? Valla pek değil aslında. Yani eminim yapılabilecek birkaç incelik vardır ve bir anda bir milyon daha fazla kişi sizi duyuyordur. Onunla fazla uğraşmadım. Evet, yani, mesela belirli, çok evet. Özür dilerim, belirli saatlerde tweet saati atmak var, gibi. Evet. Evet, hani buna dikkat ediyor musunuz? Çünkü denk gelenleri var, ben hesaplarınızı inceledim. Ha, hani siz söyleyin, ben o saatte atıyorum. Ya, yanlış anlamayın, yazılımcılar reklam işinden anlamıyor, anlatabiliyor muyum? Hani siz ama çok hani hakim görünüyorsunuz, çok merak ettim. Niye yazılımcılar reklam işini anlamıyor? Siz dil biliyorsunuz, algoritma takibi yaparsınız isteseniz, niye yapmıyorsunuz falan diye merak ediyorum ama siz başarılısınız bu konuda, o yüzden sormak istedim. Eyvallah. Demek yani içimden gelmiş, yoksa hakikaten bir kitabını falan okumadım. Ama yani bir de muhtemelen herhalde aslında benim başka bir işim de var malum. Üniversitede çalışıyorum. Akşamları biraz daha fazla vakit oluyor. Yani sizi yazın, hep okuyalım. Çok memnunuz bundan. Bu arada kitabınıza kuantumdan da bahsetmişsiniz. Ben gülüyorum böyle ama hani çok iyi. Çünkü kuantumu astroloji kitaplarından falan okumak görmekten bir gına gelmişti. Hani sizin gibi insanlardan kuantum ne onu öğrenmek bizim için çok yararlı. Kuantum bilgisayarlarıyla ilgili çok fazla spekülasyon var. Çok fazla yanlış bilgi var. Bunu teyit etmeye çalıştığımda fark ediyorum. Bir şey yazıyor, bir haberde bir şey yazıyor, bakıyorum. Bilgili birine soruyorum, öyle değil ki diyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Niye bu kadar spekülasyon var bu konuda? Evet, yani işte kaderin bir cilvesi sonucu ben aynı zamanda kuantum bilgisayarlarının da, yani benim konum bilgisayarlar ne yapabilir ne yapamaz ya, aynı şekilde kuantum bilgisayarlarının da özellikle küçük boyutlu, yani 3-5 bit belleği olan minik kuantum bilgisayarlarının uzmanıyım ben. Yani bir Abuzer Yapkar Yılmaz adında harika bir doktora öğrencim vardı birkaç yıl önce. O çok çok iyi bir doktora tezi yazdı ve işte birlikte birbirimizi eğittik, bu konunun uzmanı olduk. Kuantum bilgisayarları, dediğiniz gibi yani bir kuantum lafının bir kötüye kullanımı var ya. Evet evet. Yani işte herhalde kuantum adını bilgisayarın önüne koyunca artık o bilgisayar şey oluyor, yani uçuyor. Her şeyi yapabiliyor falan gibi bir şey anlaşılıyor olabilir. Şimdiki klasik bilgisayarlarımızın, klasik fizik esaslarına göre yapılandırılmış algoritmalar çalıştıran bilgisayarlarımızın zorlandığı birkaç problemi, birkaç önemli problemi, eğer yeterince büyük kuantum bilgisayarları inşa etmeyi başarabilirsek hızlı çözebileceğimizi biliyoruz. Ama bu kuantum bilgisayarlarını yapınca her şeyi, bütün alemdeki bütün problemleri şak diye anında çözebileceğiz anlamına gelmiyor. Onların da yapabileceği ve yapamayacağı şeyler var. Dayanabilecekleri sınırlar var. Bir de onları büyük ölçekli yapmak hakikaten çok zor. Yani şu ana kadar yapılabilen, programlanabilir en büyük kuantum bilgisayarın belleği 70-80 qubit deniyor onlara. Kuantum biti büyüklüğünde. Yani mini minnacık, yani sizin telefonunuzda onun milyarlarca katı var. Klasik olarak. Klasik bilgisayar belleği yapmak çok kolay. Kuantum bilgisayar belleği yapmak çok zor. Teknik olarak zor yani. Günün birinde yapacağız da. Şu anda daha emekleme aşamasındalar. Yani işte tekrardan hem entelektüel olarak çok enteresan bir konu bu kuantum. Hakikaten bu paralel dünyalar falan filan hepsi orada işin içine giriyor. Üstelik yani esası da var bunun. Hakikaten o denklemlere baktığınızda gerçekten bir sürü paralel dünyadan birindeyiz galiba. Biz anlamı da çıkmıyor değil. Ama öte yandan bir de özellikle başlarda ilk keşfedilirken 20. yüzyılın başlarında fizikçiler de bu keşfetmekte oldukları şeyin anlamlandırmakta güçlük çektiklerinden, bu hakikaten olduğundan da biraz daha zor, gizemli, böyle buğulu, işte biraz New Age saçmalıklarına da malzeme edilebilir şekilde anlatılmış. Yani bugünün kafasıyla sıfırdan anlatmaya başlasak, bir müfredat oluştursak daha basit şekilde anlatabiliriz. Ben de bu Yeni Dünya Yeni Ağ'ın ilk bölümünde onu denedim. Hocam işte dediğiniz gibi hani emek daha yeni, daha çok hani çözülememiş
biraz karmaşık, biraz dışarıdan da daha böyle girift bir şey görününce, hani işte Allah ve kuantum, kuantumla zayıflama. Yani sizin Kuantum işletme. dışınızda, Evet, evet evet, var var çok var. sizin dışınızda herkes çok fazla şey yazdı bir dönem, öyle söyleyeyim, hani sizin gibi insanların. Hani çünkü şey, hatta başka hocalarını da takip ettim, başka hocalarını da biz daha çözemedik arkadaşlar, bir bekleyin falan filan tarzında Evet. esprili yanıtları hani. Siz, ya yani yeni dünya yeni ağ, bu açıdan da benim için çok doyurucuydu, çok teşekkürler. Chat'ten gelen bir iki soru var, onları aslında size yöneltmek istiyorum Buyurun. müsaitseniz. Migrant 42 yaşında demiş ki, pardon, Migrat 42 Nikiymiş bu, çok özür dilerim. Telefondan da çünkü alıyoruz soru. İnsan bilinciyle robot bilinci aynı olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bilinci de açıklayarak cevaplarsanız sevinirim. Evet, felsefenin sularına giriyoruz. Bir de tabii hani sanat yapabilir mi diye çok da güzel Evet. açıklamışsınız kitabınızda. Bilinci açıklayabilsem bu sorunun geri kalan kısmına da cevap verebilirim tabii. Evet. Yani insan beynini her geçen gün daha yakından anlıyoruz. Yani işte bir tür işlemciler ağından oluştuğunu biliyoruz. Bu nöron sinir hücresi dediğimiz şeyler biz bilgisayarcıların deyimiyle küçük işlemciler. Küçücük bir basit bir işlem yapan mini minnacık bilgisayarlar gibi düşünün. Ama onlardan milyarlarca tanesi birbirlerine bağlanmış ve karmaşıklığı ve bütün harikalığı ne yapıyorsak biz neysek o bağlantının karışıklığından ortaya çıkıyor. Bu kadarını biliyoruz da bu şeyden bu bizim birinci şahıs olarak kendimizi hissetmemiz, bu bilinç dediğimiz farkındalık dediğimiz şey kendi hani kafamızın içinde gözümüzü kapattığımızda bile gördüğümüz, duyduğumuz şey, o şey nasıl çıkıyor? Onu henüz yani açıkçası çok iyi bilmiyoruz. Yani Evet, henüz. bazı fikirler var bu konuda. Ben de kitapta bana en yakın geleni anlatmaya çalıştım. Dille ilgili bir tür kapalı devre oluşması diye özetleyebileceğimiz bir şey var da tam nasıl çalıştığını dan çok emin olmadığımız için bilgisayarda bunu yaptık. Mesela diyelim insan beyninin tıpatıp aynısını bilgisayar ortamında yaptık. Bu durumda o da bilinçli olacak mı diyebilecek miyiz, diyemeyecek miyiz emin olamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve bu ciddi bir sorun yani. Çünkü burada gerçekten bu durumda o tıpatıp benimle aynı şey oluyor. Benim tıpatıp bir kopyamı yapsak plastikten ama içi falan her tarafı aynı. Bütün sinir hücrelerinin bağlantıları aynı. Onda da bilinç olacaksa o zaman onun da oy hakkı olması lazım. Onu da öldürmenin yasak olması lazım falan filan. Öte yandan öyle bir şey olmayacaksa ne kadar karmaşık girift olursa olsun o işte bir cisim yani. Biz insanlara diğer cisimlere verdiğimizden farklı daha yüksek daha deyim yerindeyse kutsal bir değer veriyoruz ya. İşte bu o nereden çıkıyor? Yani o sadece kendi aramızda yaptığımız bir anlaşma mı yoksa bir şekilde daha hala tam açıklayamadığımız bu kendi kafamızda sürekli duymakta olduğumuz sesin dönmekte olan filmin bir yan ürünü mü? Onu bilemediğimizden robotta yani tıpatıp aynı mı bir kopya mı daha yaparsam o kopyamda da bilinç denen şey olur mu olmaz mı konusunda bilimsel kesin bir yanıt veremiyorum. Ha bana sorarsanız olur. Bana sorarsanız insan vücudu da fizik kanunlarına göre çalışan bir makine olduğuna göre biz neysek işte bu fizik kanunlarına göre demek ki böyle şeyleri bir araya getirip bu şekilde organize edip çalıştırırsanız ortaya böyle bir şey çıkıyor. Ortaya insanlık, aşk, nefret falan. Bütün bu şeyler o fizik atomların bir araya gelmesinden çıkıyor. Bu durumda diğer cisimleri de bu düzeneye göre bir araya getirirseniz onlarda da aşk, nefret, sevgi falan, bilinç, üzüntü, bütün bizde olan şeyler onlarda da çıkar diye düşünüyorum. Hatta siz ölümsüzlüğün üç yolu diyerek burayı, bunu yani şu an anlattıklarınızı buraya da bağlamış olalım. Kitabı alın. Özellikle bu konularda çok meraklıysanız kitabı alın. Cem Hoca çok güzel anlatıyor. Şu an spoiler veremiyorum. Bilinç konusu zaten sinemanın da çok iştahlı
konusu yani sinemada. Ya bilinci varsa, ya insanı işkence ediyorsa, işte insanı, aslında o da bir insan. Battlestar Galactica vardı dizi, bilmiyorum bilir misin? Eski bir dizi aslında. Ben eskisini biliyorum. Sonra yenisini de çevirdi. Yani ben en eskisini Sizden biliyorum. 78 miydi? 78 Evet, ben yapımı 70'li yıllardakini biliyorum. mıydı? Sonra işte 2000'lerde bir daha çevirmişler Evet. herhalde, ama o ayrıca onda bayağı robotların dini mi varmış da yani. Evet, O onu ben şey onlar yapmadım. İzlemedim doğrudur. keşke bak bulsun. Çünkü o iyi bir bilim kurgu, iyi bir metafiziği çok güzel işlemişler. Yani metafizik, ben metafiziğim diye buram buram bağırıyor. Hani onun ayrımı çok güzel aslında. Zevkli konular. Ben chatten bir soru daha yönelteceğim. Hocam şöyle bir sorum olacak demiş Ayhan Arıcan. Yapay zeka diyerek biraz abartıyor muyuz? Bunu çoğu kişi böyle söyleyince yapay bilinç gibi algılanıyor. Biz buna sadece akıllı sistemler desek olmaz mı demiş. Ama o zaman akıl dediğiniz için de birçok kişi yanlış anlayabilir. Yani vaktiyle bu sahanın isminin konulmasının çok komik bir hikayesi var aslında. O sırada sibernetik diye bir alan geliştirmiş olan Norbert Wiener adında çok otoriter, ünlü bir hoca varmış. Bu bizim yapay zeka işini ortaya koymaya çalışan, yani bilgisayarda insan beynini bilgisayar programlarıyla taklit etme için bir araya gelelim fikrini bu konuda bir grup oluşturan Amerikalı gençler, bu işe ne ad verelim diye konuşurken sakın sibernetik demeyelim, çünkü o zaman Norbert Wiener gelir, yani bizi domine eder, onu dışlayacak bir isim bulalım diye kendi aralarında tartışmışlar, ortaya bu çıkmış. Belki hani 2 saat daha tartışsalar da ortaya yapay zeka değil, arkadaşım dediği gibi akıllı sistemler çıkacaktı ya da hesaplamalı düşünce falan çıkacaktı. Yani demek istedikleri şey, aslında düşünen makine yapmak istiyoruz. Çünkü ciddi ciddi buna inanıyorlarmış yani. İnsanın bir tür makine olduğunu, bilgisayarında insanı taklit edebildiğini fark ettiğiniz zaman, ki bu ikisi zaten bilimin bize apaçık söylediği şeyler. İnsan bir tür makina, yani fabrikada üretildi demiyorum da hani şey anlamıyla, yani fiziksel sistemlerin bir araya gelip bir düzene göre çalıştığı bir otonom sistem anlamında insanlar, canlılar birer makine. Bunu biyoloji bize söylüyor. Artık bundan eminiz. Bilgisayar denen şey her tür makinenin ya da her tür sistemin taklidini yapabilir. O ne yapıyorsa bilgisayarda tıpkı onu yapabilir. Bunu da işte 1930'lardan beri Alan Turing adındaki dahi bilim adamının ortaya çıkardığı bir gerçek bu. Bu ikisi bir araya gelince zaten düşünen makine de yapabilirsin çıkıyor. Gerçekten bu 1950'lerde bir araya gelen bu genç Amerikalılar da bu işi yapmaya çalışmışlar. Sahaya da artificial intelligence, yapay zeka demişler. Hocam bir soru daha, ondan sonra galiba yayına soru alacağız. Rejiden, evet. Bir kişi yayına alacağız. Onun öncesinde bir de şey sorusu var. Yapay zeka yazılımı üretecek bir yapay zeka yazılımı var mı? Inception vari. Bunu biri sormuş. Yani Sedat yazılım Ölçer. üretecek yazılım yapılabilir. Hatta hiç de zor bir şey değil. Yapılır da yani. Çünkü yazılım aslında ne demek? Yazılım bir tür bir metin yani. Belli bir dile göre yazılmış bir tür metin, program o demek. Siz bilgisayarınızdan işte her gün bir şeyler bastırıyorsunuz ya, bir takım metinler üretiyorsunuz zaten. Bilgisayarın kendisinin de metinler üretmesi zor bir şey değil. Hani birden 100'e kadar bütün sayıları bas diye bir programı, mesela programlamayı ilk öğrenen birisi bir iki saatte yazmayı öğrenebilir. Biraz daha uğraşarak da yazılım kurallarına uyan metinler üret. İşini yapabilen programlar yazabiliriz. Yani bu aslında çok basit yani. Yani uzun lafın kısası, başka programlar yazan bir program yapılabilir. Yapılıyor zaten. Burada hiçbir tuhaflık yok. Teşekkürler hocam. Yayına birini alacağız. İzmit'ten
arıyor Deniz Bey, 25 yaşında. Elon Musk'ın insanların beynine çip yerleştirme projesi hakkında ne düşünüyor Cem Bey demiş. Sorusunu da okumuş olayım. Bağlanacak mı? Bu kişi, rejiye bir sorayım. Evet. Deniz Bey, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun Cem Hoca'ya sorunuzu yöneltin isterseniz. Ha, benim sorum Elon Musk'ın beyine çip yerleştirme projesi. İnsanları yapay zeka yapabilir mi? İnsanları kumandalı araba gibi kontrol edebilir mi? Hepimiz Elon Musk'ın kukası mı olacağız? İpler onun elinde mi olacak? Bu Elon Musk fetişi olanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Bunu merak ediyorum ben. Çok teşekkürler Deniz Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. Sağlam pabuç değil bu Elon Musk. Evet. Şimdi yani gerçekten bu aslında deminki konuştuğumuz bizim beynimiz tamam nöronlardan, sinir hücrelerinden oluşuyor. Onlar birbirlerine elektrik sinyalleri göndererek bir tür büyük büyük karışık telefon ağı gibi bir şey oluşturuyorlar ve bizim her şeyimizde, bütün düşüncelerimizde bunun içinde ortaya çıkıyor, zuhur ediyor gerçeğini. O zaman bu bir elektrik sistemi olduğuna göre bir insanın o sırada ne düşünmekte olduğunu, onun teker teker sinir hücrelerinin o sırada nasıl hani kaç volt diye özetleyeyim, elektrik sinyali gönderip göndermemekte olduğunu ölçerek anlayabiliriz düşüncesinden çıkıyor bunlar. İşte kafatasınızı uygun bir yerinden delip içine sinir hücrelerinizin teker teker o sırada ateşlenme deniyor ona. Ateşleniyor mu, ateşlenmiyor mu? Sinyal gönderiyor mu, göndermiyor mu? Bilgisini ölçecek sensörler yerleştirirlerse, o çip dedikleri o. Ve bir insanın o sırada ne düşündüğüyle, yani yüksek seviyede aklından ne geçiyor olduğuyla, o sırada sinir hücrelerinin hangilerinin nasıl sinyaller gönderdiği arasındaki eşleştirmeyi de demin anlattığıma benzer derin öğrenme algoritmalarıyla o eşleştirmeyi de yakalayabilirlerse, yani adam şu anda işte Trump'a oy vermeyi düşünüyor. Eğer hücreleri bu şekilde sinyal veriyorsa, adam işte öbürüne oy vermeyi düşünüyor. Eğer hücreleri şu şekilde sinyal veriyorsa, bu bağlantıyı bir kere hani adama soracaklar herhalde. Sen şimdi kime oy vermeyi düşünüyorsun diye. O sırada da hücrelerinin ne yaptığını ölçecekler. Böyle böyle yeterince veri topladıktan sonra gerçekten insanın beynini okuyabilen bir sisteminiz olacak. Aynı şekilde bizim düşüncelerimiz de, yani bu ve bu iki yönlü de neden olmasın. Şimdi iyice uçuyoruz. Sonuçta benim hani elimi kaldırmama karar veriyorum. Demek ki kafamda bir takım sinir hücreleri bazı şekillerde sinyalleşiyorlar. Sonra da onlar hop koluma kadar giden bir sinyal yolluyorlar. Elim kalkıyor. Eğer tam bu dili, tam bu kodu çözdüysem ve dışarıdan içeri sinyal gönderip ilgili hücreleri ateşletebilirsem, o zaman işte Musk bir düğmeye basacak, ben elimi kaldıracağım. Musk başka bir düğmeye basacak, ben işte burnumu kaşıyacağım falan filan. İşin karikatürize olarak varabileceği yer bu. Ya da işte benim düşündüğümü hiç kelimelere dökmem gerekmeden internet üstünden siz de kafanızda göreceksiniz filan. Eğer o kodu çözebilirsek, daha o kodu çözdüğümüz filan yok da, eğer o kodu çözebilirsek sonunda işin varabileceği nokta bu. Şimdilik tabii hani birkaç yıla kadar bu Neuralink şirketinin kâra filan geçmesi için tabii bunları yapmak çok çok uzun vadeli işler. Ama mesela tamamen felç olmuş insanlara ne bileyim hani adam hiç şey yapamıyor, konuşamıyor. Ama eğer bu sistemle adamın ne düşündüğünü anlayabilirsek, yani ben şimdi yoğurt yemek istiyorum ya da bugün yoğurt değil bilmem ne yemek istiyorum düşüncesini bile eğer anlayabilirsek insanlığa büyük bir hizmet olacak. Yani şimdilik o gibi işler için kullanılmayı hedefliyor herhalde. Böyle hani yeni bir şey olduğunda onunla ilgili hemen korku senaryolarının daha iştahlı bir şekilde tartışılması ve bunun insanlık tarihinde sürekli olması, arabanın icadında bile, arabanın keşfinde bile işte. Asıl şey dikkatinizi çekti mi bu?
Bill Gates ile Elon Musk'a verilen tepkiler arasındaki farkı, yani Bill Gates insanlığı kurtarmaya çalışıyor. Adam kendi cebinden aşı üretmeye çalışıyor. Bu bize çip takacak diyorlar. Adamın hiç öyle bir niyeti yok. Elon Musk resmen ben çip takacağım beyninize diyor. Onu herkes beğeniyor. Evet. Öyle bir tuhaflık var. Evet. Bilmiyorum, PR'cılarından da kaynaklı belki. Olabilir. Hani biri zengin birinin evladı, öteki aslında ben sizden gelmeyeyim gibi bir intibam bıraktı. Bilmiyorum, benim de kafam karışıyor gerçekten. Ama PR'ın çok etkisi var bence de. Bir soru daha soralım hocam size, hazır yakalamışken. Güneş Yıldız sormuş. Hocam, bu software dediğimiz yazılımı içine yazdığımız prosesörlerin hiçbirinin, hatta hiçbir elektronik ben bu kelimeyi zor okuyorum hep, komponentin, kusura bakma çok zorlanıyorum bu kelimede, komponentin ülkemizde üretilmemesi moralimizi bozuyor. Sizin moralinizi bozuyor mu? Hocam, yapay zeka ve insanların kısa bir tarihte insan kontrolünü yıkıp makine kontrolünü dünyaya getirebileceği konusunda ne düşünüyorsunuz demiş. Güneş Yıldız, kusura bakma, noktalama işaretlerinden de dolayı ben biraz tökezledim okurken ama hocam anlamıştır eminim. Bilgisayar donanımının o işlemcilerin ülkemizde üretilmiyor olması tabii hoş bir şey değil. Ülkemizde böyle şeylerin üretiliyor olması lazım. Yani benim yaşım yetiyor mesela. Yani başka hiçbir derdiniz olmasa bile ulusal güvenlik açısından bunun yapılıyor olması lazım. Ben Kıbrıs Barış Harekatı sırasında tak diye bize Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ambargo koyduğunu hatırlıyorum. Neyse, o yüzden bir sürü şeyi kendimiz yapmayı öğrendik. Birçok nedenden ötürü bağımsızlık iddiası olan her ülkenin böyle şeylerin yani tamamını kendisinin üretmeyi becermesi lazım. Roketi de, işte insansız hava aracını da, bilgisayarın orasını da, burasını da, yazılımını da, hepsini kendimizin üretmemiz lazım. Başka hiçbir derdimiz olmasa bile bu nedenden ötürü, yani günün birinde bize onu vermeyebilirler. Tak diye kalabiliriz yani. Yani Amerika'nın çok kafasını kızdırırsak mesela Microsoft Word bir gün çalışmaya bilir. Bir an öyle şeyler olabilir. O yüzden bu konuda ama moralimi bozuyor mu? Benim moralimi çok az şey bozabiliyor. Benim öyle bir durumum var. Ben iyimser bir insanım. Ama tabii dediğiniz doğru, yani o konuda daha çok çaba göstermek lazım. İkinci soru, yapay zeka ile ilgili bir endişeli bir soruydu. Neydi o? Evet, yine endişeli bir soru hocam. Yapay zeka ve bilgisayarların kısa bir tarihte insan kontrolünü yıkıp makine kontrolünü dünyaya getirebileceği Matrix konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bilgisayarı bir düşünün. Bilgisayar sizden komut bekleyen, komut gelmediği sürece öyle yatmayı çok seven, yani doğasında emir beklemek olan bir şeydir. Onu ben diyecek, kendini korumak isteyecek, şu dünyayı bir ele geçireyim diyecek hale getirmemiz için biz yapay zekacıların daha 40 fırın ekmek yememiz lazım. Yani olmaz demiyorum, yapabiliriz ama bunu yapmayız herhalde. Hocam, canlı yayına bir konuğumuz gelecek şimdi. Reji bağlayabilir bu arada ben okurken. Pelin Hanım İzmir'den katılıyor. 25 yaşında. Bilgisayar devrimi, internet devriminden sonra önümüzdeki yüzyılda bunlar kadar büyük bir devrim bekliyor musunuz demiş. Şimdi yayına da kendisi bağlanacak. Cem Hoca öngörülerini ve yani çok düzgün, temiz bir akıl yürütmeyle her şeyi anlatmış Yeni Dünya, Yeni Ağ kitabında, tekrar ediyorum. Şu an okuyan chat'e de söylüyorum. Lütfen bu kitabı alın. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Pelin Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, yayındasınız. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Benim sorum şöyle. Bilgisayar devrimi, internet devriminden sonra önümüzdeki yüzyılda bunlar kadar büyük bir devrim bekliyor musunuz? Yoksa medeniyetin gelişimi durakladı mı? Güzel bir soru. Sağ olun.
Yani aslında son yüzyılda o kadar hızlı ilerledik ki böyle bir duraklama ihtimali birçok insanın aklına bile gelmiyor, değil mi? Ama yani bu hani böyle de bir ihtimal var tabii. Ama ben beklemiyorum. Ben özellikle vücutlarımızla ilgili, yani mesela bugün sanıyorum Nobel ödülü, Nobel Kimya Ödülü de bu konuda önemli buluşlar yapan iki bilim kadınına verilmiş. Yani insan DNA'sının, ki aslında kitapta da bahsettiğim gibi o da bir tür yazılım, o da bizim vücudumuzu inşa etmek için kullanılan bir tür programlama dili gibi bir şey bu DNA sistemi de. İnsan DNA'sının yeniden yazılıp insan vücuduna değişik fonksiyonlar kazandırılması, çeşitli şu ana kadar başımıza bela olan kimya hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması ya da işte parayı bastırırsanız daha uzun boylu ya da daha güzel falan olmanızı sağlayacak ya da çocuklarınızın da öyle olmasını sağlayacak çeşitli editler yapılabilmesi falan. Şimdiden görülen bu teknolojinin varacağı yerler öyle. Bunun da ne kadar toplumu sarsacak, acayip düzeni değiştirecek bir şey olduğu ortada. Ama kitapta da dediğim gibi en heyecanlı, en beklenmedik gelişmeler, devrimler adı üstünde bizim şu anda tahmin edemediklerimiz olacak. Ve tahmin ediyorum ki böyle birkaç tane hiç tahmin etmediğimiz, aklımıza hiç gelmeyen değişimde yaşayacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Bakayım en son chatte güzel bir soru var mı? Bakıyorum. Barış Dinç gözümden kaçmış. Özür dilerim. Siz bahsederken LSTM'in bahsettiğiniz network yapısı LSTM mi diye sormuş. Ta muhabbetin başındaydı muhtemelen. GPT-3'deki mi? Evet. Yani okey. Orada teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki yani ondan birkaç gömlek sonraki teknoloji, öyle diyeyim. LSTM'in üstüne işte autoencoder'lar, onun üstüne, yani burada teknik kelimeleri sayarak sözelcileri kaçırmayalım ama yani bahsettiğinizin her yıl bir yenisi çıktı. Her yıl bir yenisi çıktı. En son bu Transformer denen teknolojiyle bu başta bahsettiğim GPT-3 sistemi kuruldu. Teşekkürler hocam. Hocam son olarak malum korona pandemideyiz. Dünya sınanıyor resmen kendisiyle ve doğayla. Her zaman olduğu gibi. Aslında doğal akış ama sonuçta biz çok etkileniyoruz bu durumdan. Ve yani şunu sorayım, yapay zeka ile tıp ilişkisi ne diyorsunuz? Hani çok mu gerideyiz? İleride böyle pandemilere daha rahat müdahale edebilir, daha kontrol altına alabilir miyiz? Yapay zekayı kullanarak ne olabilir? Tıpta neler? Kitabınızda bahsediyorsunuz da ben yine de bir gündem hazır size sorayım istedim. Yani pandemi özelinde, salgın özelinde bu büyük veri, hatta sosyal medya artı yapay zeka böyle bir şeyin başlamakta olduğunu, o ilk kritik başlamakta olduğu ilk günler, ilk haftalarda yetkililerin ya da işte ilgililerin saptaması açısından yararlı olabilir. Çünkü kitapta verdiğim örnekte olduğu gibi hani bir Sağlık Bakanı'nın grip salgını başladığını anlaması için ona bir işte müsteşarının söylemesi lazım, ona bilmem kimin rapor vermesi lazım, ona hastanelerden rapor gelmesi lazım. Oho, ona gelene kadar. Oysa Twitter'da işte eğer bugün başım ağrıyor, bugün burnum akıyor diyen insanların sayısı bir anda arttıysa o zaman salgın geliyor demektir zaten. Ve bunu gerçekten sadece Twitter'a bakan bir yapay zeka raporları bekleyen bakandan daha önce anlayabilir. Bu anlamda salgın saptama algoritması, hatta Google'ın da bir tane üzerinde çalıştığı vardı. Salgına cevap olarak yani tüm bu ilaçların bulunması, geliştirilmesi, aşının geliştirilmesi filan için bilgisayarcıların geliştirdiği internet ve paylaşım, bilgi paylaşım sisteminin önemi bir yana aşı geliştirirken, ilaç geliştirirken
kimyacıların işte bu molekülleri bu şekilde yan yana getirirsek, böyle takarsak acaba ne sonuç verecek, böyle takarsak ne acaba ne sonuç verecek diye böyle milyonlarca milyonlarca değişik kombinasyonu denemeleri gereken bir süreç var. Onu bilgisayar ve yapay zeka yöntemleriyle çok daha hızlandırarak artık ilaç geliştirmede ondan yararlanılıyor. Bir de dediğim gibi, yani kitapta da sözünü ettiğim gibi, o bakışa sahip olmak lazım. Yani sonuçta bu koronavirüs, bu koronavirüs, yani o ailenin son, en son başımıza bela olan örneği olan bu şey, bir tür program. Yani bilgisayar virüsü dediğimiz şeyin, evet, zaten doğru. Bilgisayar virüsüne o yüzden virüs diyoruz. Evet. Yani kendisi aslında bir şey yapmıyor da başka bir programın içine girip onu kendi kopyalarını üretecek şekilde bozuyor. Bu olaylara bu bakış açısıyla bakmanın, yani bilgisayarcı, bu bir bilgi sistemi, bunun yayılımı bir işte aslında matematiğinde de gördüğümüz türden bir problem filan. O açıda bakmanın birçok yeni içgörü getireceğini tahmin ediyorum. Hocam, günlük hayatınızın böyle herkesin baktığı yerlere bakarken siz ne görüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Biraz böyle şey, tam sözlerce sorusu. Her yerde matematiği gerçekten görüyor musunuz? Keşke. Keşke. Yani ben hiçbir zaman istediğim kadar çok matematik bilmediğim duygusuna hala saplanmış durumdayım. Ve çocukluğumdan beri böyle demiştim ya, hani yüksek lisans da yapmam lazım çünkü henüz yeterince bilmiyorum. Doktora da yapmam lazım falan. Şimdi de yani bugün de yani mesela bir Amerikalı bir tanıdığın verdiği dersin notlarını karıştırıyordum. Acaba yani yeni öğrenebileceğim bir şey var mı burada? Yeni bir algoritma, yeni bir bakış açısı var mı diye. Yani hepsini bildim, yedim, yuttum da çevreye bakıp ha işte bilmem ne teoremi ya da bilmem ne üçgeni falan demiyorum. Ben hala öğrenme aşamasındayım. Hocam, sizin gibi insanların öğrenme aşaması zaten ölene kadar devam ettiği İnşallah, için siz de kendinizi hep böyle hani hala öğreniyorum diye gördüğünüz için biz de sizin böyle kitaplarınızı okuyoruz. Sağ ol. Yani dışarıdan şöyle söyleyeyim, sizin hayata bakış şekliniz benim kişisel olarak dikkatimi çekiyor, yorumlama şekliniz, olayları. Günlük alelade olayları bile nasıl yorumladınız, kitabınızı okunca zaten daha da çok kafama takıldı açıkçası. Devamı gelir mi bu kitapların? Yani daha yeni çıktı. Tam hangi gün çıkmıştı, hangi tarihte çıkmıştı Yeni Dünya Yeni Ağ? Ben bir hafta daha önce aldım. Kütüphanelerin kitapçıların bile kapalı olduğu Mayıs ayında çıktığı için bir süre. Ben bir hafta ya da 10 gün önce aldım ben bu kitabı. Mayıs ayında çıkmış. Yani nedir projeleriniz? Böyle kitaplar yazmaya devam edeceksiniz değil mi? Yani bir popüler bilim kitabı daha yazabilirim. Özellikle şeyle ilgili, yani şimdi aklımda matematikle ilgili bir şeyler var. Yani insanlar neden matematik sevmiyor kodusunu? Ya da işte deli mi bu insanlar, neden sevmiyor falan gibi. Ya da işte neden küçük yaşta birileri muhtemelen öğretmenleri onları matematikten soğutuyor mu? Bu ve işte hem matematik hem bilim, yani bunlar kitabını yazar mıyım bilmiyorum ama bu konulardan anlamadığını itiraf eden ve ondan sonra da öğrenmek için de bir çaba göstermeyen insanların, arkadaşlarımın varlığı beni o kadar üzüyor ki. Yani çünkü bunlar o kadar güzel şeyler ki, hani çok çok büyük zevk alınarak bakılabilecek şeyler bunlar. Bilim genelde öyle zaten. Evet, bilim hani, öyle. Satürn'ün fotoğrafını gördüğünde vay, böyle bir huşu duymayan kimse var mıdır? Aynı şekilde işte bu Pisagor teoremi ispatı ama yani. Benim babam Sivas Lisesi'nde Atatürk'ün şu meşhur tahtaya geçip bir şeyler anlattığı olay sırasında oradaymış, öğrenciymiş. Yani Atatürk'ten Pisagor teoreminin ispatını dinlemiş. Yani bu o kadar zevkli, o kadar insanı ayrı bir düzleme fırlatan bir şey ki, herkesin bu sırf zevk için bile olsa buna
sahip olması lazım. Niye bazı insanlar bu güzellikten kopmuş? Bu bir dert konusu. Bunu bir kitapta mı işlerim yoksa işte sofralarda arkadaşlarla dert yanarken mi anlatırım bilmiyorum ama. Hocam haddim olmayarak şöyle bir yorum getireyim. Siz aşıksınız bilime ve matematiğe. Evet. Ve aşkınızın aslında hani olur ya normal insani bir aşk yaşarken de nasıl herkes aşık olmuyor bu insana gibi bir his sizde. Her şey nasıl herkes aşık olmaz matematiğe? Böyle gözlerinizin içi giriyor. Ben çok mutlu oldum bu yayından. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım kitaplarınız siz yazın biz okuyalım. Sadece eyvallah. Ben biraz daha kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü ben de bir popüler bilim aşığıyım. Doğru kaynaklardan takip etmeye çalışıyorum. Eminim chatte de bir sürü böyle insan var. Sizin yaptığınız çalışmalar bizim için çok değerli, çok yararlı. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ateizm Derneği'nin yayınları devam edecek. Sitemizden bizi takip edin. Gönüllüler arıyoruz. Gönüllülerle ilgili de sitemizde bilgi var. Bu arada ben Patreon ve Kresus hesaplarımızı hatırlatayım. Farklı paketlerle derneğimizi destekleyebilirsiniz. Yayınlarımızın sürekliliği ve devamı için bizi desteklerseniz teşekkür ederiz. Hemen hızlıca destekleyicilerimizin bir adını okuyacağım. Umut Yıldız, Apostate Prophet, Mustafa Demirel, Barış Aydek, Erol Nahmias, Erhan Hacemeroğlu, Ali Riç, Hasan Durdu, Hakan Öztoprak, Serkan Erdur, Oğuzhan Sekban, Ahmet Görenekli, Elif S, Ümit Kabuli, Cemil Yücel, Ata Istar, Kali Wood, Akın Düzakın, Onur Romano, Orça Works, Erhan Çulhaçı, Sevgi Pekmezci. Bunlar Patreon destekçilerimiz. Çok teşekkür ederiz. Kreosustanlı Zafer Örenli, Emrah Arabacı, Aslan Gençer, Efkan Krimi, Roşat Denizhan ve Ulaş Alagöz bize destek olmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Bunlar Ateist programında görüşmek üzere. Esen kalın.